Atıyorum. Heh, bir yandan sesim eko yapmaya başladı YouTube'dan. Onu ben bir... Evet, onu kapattım. Pekala. Tamam. Evet, Hazır hazırız. olduğumuza başlayabiliriz. Tamam, ben bir giriş yapayım klasik. Bilgehan hocam olduğu için benim rahat webcastlerimden birisi. Normalde moderasyonu ben yapıyorum ama Bilgehan hocam olunca bana Estağfurullah. pek... Hocam ben hep dediğim gibi bir ipteki cambaz oynamıyor. Bilgehan hocam da ipten beni atıyor genelde. O yüzden düşmemek için ben çok ife çıkmıyorum Bilgehan hocamın olduğu webcastlerde. Ama bu sefer belki kapanışta biraz konuşurum vakit kalırsa. Bilgehan hocam da izin verirse. Açılışı Estağfurullah, tabii ki. yapıp sözü size veriyor olacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Günün ikinci webcast'i. Yeni bir çözüm panik webcast'ine daha sizlerle beraberiz. Umarım herkes iyidir, sağlıklıdır. Bu pandemi günlerinde olabildiğince sektörde konusunda uzman mühendisleri, konuşmacıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu arada sabah bir feedback vardı ya bu webcastler öğleden sonra olsun diye. Ben orada da söylemiştim öğleden sonra da webcast var, sabah da webcast var. Yani günde iki tane, iki parti webcast yaptığımız için öğleden sonra slotları da dolu oluyor. Bugünkü konumuz Huawei'yi. Biraz yapay zekadan, storage teknolojilerinden konuşacağız. Dorado ile ilgili aslında daha önce bir webcast'imiz olmuştu. Ama Denizhan ve Bilgehan ikilisiyle ilk defa Huawei ve Evet. Dorado konuşuyor olacağız. Özellikle Bilgehan hocamın biraz daha tarafsız bir gözle bakacağını şu noktada düşünüyorum. Çünkü Denizhan Huawei konusunda zaten çok uzman ve hani bu alanda çok çok iyi yakından takip ettiğim uzmanlardan birisi. Fakat genel olarak insanlarda şöyle bir kanı oluşuyor. Bende oluyor. Mesela ben çok Microsoft bildiğim için çok Microsoft anlatınca bazen insanlar Microsoft fanı gibi düşünebiliyor. Oysa ki bu ürünü çok iyi bildiğinden dolayı aslında ürüne güvenden doğan bir durum. Bilgehan hocam çok fazla ve farklı üreticilerde de çalışmış hem bünyesinde hem ürün tecrübesi olarak hem sahada. O yüzden belki biraz Denizhan'ı bugün terletebilir. Merakla ben de bekliyor olacağım burada böyle ellerimi şu Yok şekilde. hocam, sıkıştırmayalım adamı. Ürün iyi hocam. Ürün iyi olduğu için çok sıkıştırmaya şey Tamam. bence. Tamam, peki hocam. Ben önden bir yemledim seni ama yemedi. Herhalde Evet. şey dedin yani Denizhan'a karşı zor olur diyorsun. Hocam aynı çatı altındayız ona göre yani. O biliyor ne, Oo. o biliyor ne Bak yapacağını. Bilgehan hocam yani hani şey diyor yani istiyorsan yüksel. İstiyorsan yüksel modunda. Bu arada Tayfun hocam da burada. Tayfun der o baştan demiş mal ceviz hiç polemiğe girmeyin diye. Sağ olsun. Tamam o zaman sözü size bırakıyorum. Umarım güzel bir webcast olur. Şimdiden ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Vallahi hocam biz teşekkür ederiz böyle bir fırsatı bize sunduğun için öncelikle. İnsanlara ulaşmak gerçekten çok zor artık. Biliyorsunuz hayatımızın her yanında, her tarafında yapay zeka var. Yani hangi ürüne bakarsanız bakın bugün masa lambasında bile neredeyse bir yapay zeka söz konusu. Dolayısıyla storage'larda neden olmasın? Bizim uzmanlık alanımız serverless storage sanallaştırma teknolojileri olduğu için özellikle ben de buradayım. Huawei'de Dorado ile çok ciddi bir ivmelenme yakaladı. İvme yakaladı. Bu ivme neticesinde de inanılmaz ürün satışları söz konusu. Denizhan bu konuda bize bugün teknik detaylar verecek. Nasıl yapay zeka çalışıyor? Efendim söyleyeyim ne yapıyor bu cihaz? Nasıl performans veriyor? Aslında bunları konuşacağız bugün. Tabii ben aralarda sorular soracağım mutlaka Denizhan. Seni çok rahat bırakmayacağım. Her zaman beklerim. Diyerek sana mikrofonu teslim edeyim. Sonrasında ben zaten aralarda soru soruyor olacağım. Teşekkür ederim her ikinize de. Eyvallah. Herkese merhaba. Hoş geldiniz webinarımıza. Giriş zaten son derece güzeldi. Ben kendimi tanıtmakla başlayayım. İlk defa Çözüm Park portalında yayın yaptığımdan dolayı webinar gerçekleştireceğim için beni tanımayanlar olabilir. İsmim Denizhan Türküstün. Huawei bünyesinde teknik danışman olarak görev yapıyorum. Huawei tarafında ağırlıklı olarak. Yaklaşık olarak 14-15 aydan beri Arena çatısı altındayım. Huawei ile ilgili hem IT hem IP ürün gamı ile ilgili çözümlerde teknik danışmanlık görevini gerçekleştiriyoruz. Bugün sevgili arkadaşlarımızla paylaştığı gibi Huawei'in Dorado ürün ailesiyle ilgili sizlere bilgi vermeye gayret göstereceğim. Ocean Store tarafında Huawei'in depolama ürün ailesi iki bölüme ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi All Flash Storage dediğimiz Dorado ürün ailemiz. Diğeri de hibrit flash storage dediğimiz, sizin de bildiğiniz gibi
3 farklı katmanda diskleri kullanabilen ürün ailemiz. Bunlar da kendi arasında giriş seviyesi ve orta seviye ürün ailesi olarak da çeşitleri bulunuyor. Biz bugün Huawei Dorado tarafında ürün ailemizi tanıtıyor olacağız. Kasım 2019'da Magic Quadrant tarafından, Gartner tarafından yayınlanan raporla Huawei'de 2019'da liderler kısmına geçmiş durumda. Bunun dışında Huawei hem Çin marketinde hem de Çin marketi dışında da ürünlerini biliyorsunuz satıyor. Çin diyebilirsiniz ki Huawei zaten bir Çin markası. Dolayısıyla Huawei Çin tarafında bir numarada olması ekranda görüldüğü gibi çok normal. Ancak rakiplerine bakarsanız hiç de azımsanamayacak kadar bir durum söz konusu değil. Evet, arada bir fark söz konusu ama diğer rakiplerinin de Çin tarafında, Çin pazarında oldukça baskın olduğunda görebilirsiniz. Özellikle de bu flash pazarında global market tarafında da %234'lük bir büyümeyi gerçekleştirerek burada da liderliğini kendisi göstermiş durumda. Şimdi Huawei tarafındaki Ocean Store Off-Flash depolama ürün ailemize şöyle bir bakalım. Burada açıkçası ürün ailesinin gelişimi söz konusu. Türkiye'de Enterprise devreye girdiğinde, Enterprise satışa başladığı zamanki olan ilk ürün gamından itibaren başlıyor. Hakan Hocam, mesela ben sana şurada burada şöyle bir soru sormak istiyorum daha slide'ın başında. Sen de yakından takip ediyorsun aslında, biz hatta çok da yakından takip ediyorsun. Huawei'in bu All Flash depolama ürün ailesinde de bir başarısından bahsediyoruz. Sence bu başarısının sırrı ne olabilir? bir fikrim var mı? Mesela yani böyle bir şey sormak istedim sana. Şimdi abi ben tabii tecrübeliyim. Burada normalde bu soruyu insanlar Bilgehan Hocam'a yöneltmeni evet. bekliyor olabilir. Fakat belki akıllarında o vardır. Hani burada üstad aslında Bilgehan Poyraz. Fakat benim şöyle bir tecrübem var. Ben Huawei ile 6 serilik bir webcast yapmıştım. Hı hı. Ve orada özellikle Huawei'nin Dorado'da evet hani Dorado konusuna geleceğim ama özellikle ürünlerinde ayrılmasının ana nedenini öğrendim. Aslında çok basit bir cevap var. Kendi chipsetini üretebiliyor olması. Bu da aslında doğru. Hani hep şey deriz ya işte A markası veya B markası işte Intel CPU kullanıyor veya AMD CPU kullanıyor veya Nvidia grafik kartı kullanıyor veya işte X bir marka SSD disk kullanıyor gibi. Aslında jenerik komponentleri iyi birleştirmenin sonucunda bir performans bekleniyor. Fakat Huawei'de durum biraz daha farklı. Özellikle Dorado ailesinde de aslında yapay zeka temelli özel chipsetleri var. Yani bu hem jenerik olmayan chipsetler yani Huawei'nin ürettiği hem de yapay zeka için ayrı chipsete sahip. Bence ana başarısı Huawei'nin kendi chipsetini üretebilen bir üretici olması şahsi fikrim. Harika. Çünkü çok güzel yere parmak bastın. Zaten bu detayları birazdan konuşuyor olacağız. Özellikle kendi chipsetleriyle ilgili. Aslında ben bunu iki kelimeyle ifade etmek istiyorum. Yatırımlar ve yenilikler. Dolayısıyla burada aslında şöyle bir konu hakkında da bilgi vermek istiyorum. Biz bunlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Huawei'in özellikle bir Çin markası olmasından dolayı bazen markayla ilgili ön yargılar olabiliyor. Bu sıklıkla karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi. Ancak Huawei'nin şöyle bir başarısı olduğunu düşünüyorum. Ben yaklaşık olarak 6 seneden beri Huawei ekosisteminin içerisindeyim. Tamamıyla distribütör kanadında bu tecrübemi yaşadım. Ve gördüğüm tek bir şey var. Çok fazla ürün ailesine sahip. Yani biz bugün depolama konuşuyoruz ama özellikle temeline zaten baktığınız zaman Huawei bir telekomünikasyon şirketi. Özellikle bugün biz bir alo diyorsak, bir internete giriyorsak arkasında ciddi bir telekomünikasyonla ilgili emeğin söz konusu ve Türkiye'de de bu zaten çok baskın bir şekilde biliniyor. Dünyada 5G tarafında kullanılan çok ciddi cihazları var ve ülkemize de kullanılan zaten altyapı da ciddi şekilde bir Huawei ürünlerinden oluşuyor. Bu ürün ailesine baktığınız zaman IT'den, IP'den, kamerasından, firewall'undan, data center çözümlerinden, kabinet çözümlerine kadar olan ürün gamının içerisinde kendine has bir özelliği var. Tüm ürünleri kendi Ar-Ge'si tarafından geliştiriliyor. Huawei şu ana kadar hiçbir marka tarafından satın alma gerçekleştirmemiş bir yapıya sahip. Şimdi bunu rakiplerimiz açısından değerlendireceğim. Baktığınız zaman tabii ki sektörde lider olan farklı markalar da bulunuyor.
Fakat onların da geçmişine baktığımız zaman buradaki ürünlerle ilgili mutlaka ürün ailesinin içerisinde farklı bir markadan satın alma ve birleştirme var. Bunlar hem IP alanında geçerli hem IT alanında da geçerli. Ama Huawei'in özelliği açısından ürün portföyü, geliştirmiş olduğu bütün ürün portföyü tamamıyla kendi mühendisleri tarafından tasarlanmış, Ar-Ge'si gerçekleştirilmiş bir portföye sahip bir marka. Dolayısıyla şöyle bir ürünün gelişimine baktığımız zaman tabii 2014'te bu arada Huawei ile tanıştım, öyle söyleyebilirim size. 2009-2013 tarafındaki ilk çıkan ürün ailesini ben de açıkçası bilmiyorum ama şöyle kilometre taşlarına baktığımız zaman 2010 yılında aslında ilk flash serisi Dorado'yu Huawei piyasaya çıkartıyor. Ve bunu takip eden sonrasında da birçok özelliği de içerisinde barındırıyor. Bu da dönem açısından baktığınız zaman flash depolama ürünleri arasında o dönem için ilk ürün olarak aslında lanse edilmiş durumda. 2014 yılında Ocean Store V3 serisiyle beraber ilk SAN ve NAS platformunu, protokollerini sağlayacak olan ürünü piyasaya sunuyor. Bu da o dönem için olağanüstü özelliklere sahip ve tüm kurumsal kaliteyi sağlayan aslında bütünleştirilmiş bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. 2014 yılında dünyada ilk defa en hızlı ürün unvanını alan ve özellikle Japonya'da da bir ödül almış bir durumu söz konusu. Altın bir ödül kazanıyor. Bu da önemli başarılarından bir tanesi. İş biraz daha günümüze yaklaştığında 2018 yılında Ocean Store V3 tarafında, şu anda V6'yı konuşacağız biz ama bir önceki ürün ailesi tarafında NVMe mimarisini ilk destekleyen sektördeki ürün olarak ortaya çıkıyor ve SPC1 benchmarklarında da liderliği zaten alıyor. Birazdan bununla da ilgili bir bilgi vereceğim ve günümüze geldiğimiz zaman 2019'da çıkartılmış bir ürün. 2020 yılının içerisinde de baktığımız zaman all flash yapıyı NVMe mimariyle ve yapay zeka işlemcisiyle tanıtan bir pozisyondayız şu anda. Bu arada bir önceki serimizde 5000, 6000 ve 18000 ürünlerimiz varken yeni seri ürün ailemizde iki yeni ürün katıldı. Bunlardan bir tanesi bizim giriş seviyesi dediğimiz ama rakiplerine göre oranladığımızda gerçekten fiyat ve performans anlamında ciddi şekilde fark yaratan Dorado 3000 ve high-end tarafında da 18000'in bir altındaki olan model 8000 modelleri ürün ailemize katılmış durumda. Şöyle bir ürün ailesine hızlıca bir göz atarsak, biraz önce söylemiş olduğum gibi entry level giriş seviyesinde Dorado 3000 ve 6 ürün serimiz var. Orta segment olarak 5000 ve 6000, high-end tarafında yani üst katman çözümlerinde de 8000 ve 18000 ve 6 seçeneklerimiz söz konusu. Giriş seviyesi demiş olmamıza rağmen çift controller'lı olarak standart olarak gelen konfiglerimizde 192 GB'lık giriş seviyesindeki ürünümüzün keşfini görebilirsiniz ki bu ürünümüz de 1200 tane diske kadar da destekleyebilme kabiliyetine sahip. Birazdan detayları vereceğiz. Burada uçtan uca NVMe özellikle ciddi şekilde ön plana çıkan bir özelliğimiz. Uçtan uca NVMe. Bunların detaylarını vereceğim. Port detaylarını orada sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz önce konuşmanın başında giriş yaparken çok güzel bir şey söyledin Hakan Hocam. Dedin ki Huawei'in en büyük karakteristiği kendi çiplerini üretmesi. Evet, bunlardan bir tanesi olan Kunpeng 920 koduyla çıkartmış olduğu ve ARM tabanlı bir akıllı bir işlemciye sahip. Ve giriş seviyesinde dahi controller başına 24, dual controller'da 48 core'lu bir şey sağlayabiliyor, işlemci gücü sağlayabiliyor. Bu en küçük, en giriş seviyesindeki ürün ailemiz üzerindeki CPU'nun core sayısı, CPU'nun gücü diyebilirim. Şöyle ekranda göreceksiniz, yukarı doğru gittikçe dual controller'da 384'e kadar çıkan bir yapımız var ve 18.632 controller destekleyebiliyor. Onun dışındaki modellerimiz de 16 controller'a büyüyebilme kabiliyetine sahip.
Dolayısıyla burada gerçekten ciddi bir inovasyon söz konusu. Huawei'in fark yarattığı noktalardan bir tanesi kendi işlemcisi. Geçen sene, bunu açıkçası söylemekte herhangi bir sakınca görmüyorum. Geçen sene Amerika ile yaşanan bir kriz oldu. Bunu hepimiz yakından takip ettik. Bu kriz esnasında yaşanan problemlerden dolayı Huawei'in hemen hemen bütün ürün ailelerinin içerisinde Amerikan chipsetli ürünler bulunuyordu. Ve bu yaşanan problemden dolayı o kadar hızlı bir şekilde değişime gitti ki IT'den IP ürünlerine kadar ciddi bir ürün portföyünde değişiklik oldu. Dorado V6 aslında bu ürünlerden bir tanesi. Keza hibrit tarafında Ocean Store 5000 serimiz var. Oradaki ürünlerimiz konfig yapabilen arkadaşlarımız, katılımcılarımız varsa onlar bilirler. Parantez içerisinde 2020 yeni diye bir ifadesi vardır. Keza IP ürün grubumuz da bu anlamda ciddi şekilde yenilendi. Dolayısıyla buradaki gücünü sizin de ifade ettiğiniz gibi ciddi bir kendi tasarımlarından alabiliyor. Şimdi Ocean Store aslında baktığınız zaman nerede daha çok ön plana çıkıyor kullanımlar açısından? Ben bu slaytı yorumlarken aslında Endüstri 4.0'dan örnek vererek anlatımlarımı gerçekleştiriyorum. Endüstri 4.0 kabaca şöyle baktığımız zaman özellikle nesnelerin internetini ön plana çıkaran, hizmetlerin internetini ön plana çıkaran ve sanal ve fiziksel hizmetleri de bütünleştiren bir veri altyapısını sağlayan, gerçek zamanlı işleme yapabilen, bunun yanında büyük veriyi ve çeşitli uygulamaları barındırabilen bir yapı olarak görüyorum. Dolayısıyla hayatımızda şu anda biz Türkiye'de 4.5G kullanıyoruz ama 5G teknolojileri dünyada kullanılmaya başlandı. Hatta şu anda Huawei bundan 6 ay önce yaptığı bir açıklamada 6G ile ilgili testlere Çin'de başladığını açıklamıştı. 5G'nin de hayatımıza daha fazla girmesiyle şu anda tahmini olarak bulunan 4 milyar kullanıcı nesnenin interneti sayesinde 75 milyar gibi bir sayıya erişilmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu kadar yüksek cihazın bir arada bulunmasıyla ilgili olarak, çalışabilmesiyle ilgili olarak bütün teknolojilerin entegre olarak çalışabilmesi yanında hızlı veri depolama, hızlı veri iletişiminin de sağlanması gerekiyor. Bunun yanında işte Huawei'in Wi-Fi 6 tarafında çıkartmış olduğu access point, yani ürünlerinin 5G temelini kullanması da buradan ileri geliyor. Burada özellikle ciddi şekilde ön plana çıkan ve veri tabanlarının daha hızlı bir şekilde birim zamanda daha fazla veriyi işleyebilme, daha hızlı veriye erişebilme kabiliyetleri ortaya çıkıyor. Ve bu amaçlar için geliştirmiş olan bir depolama ünitesini burada olduğunu ifade edebiliriz. Bir araya girebilir miyim abi? Tabii ki. Biraz aslında storage cephesi olarak sırtımızı network'e yaslıyorduk. Bu kablosuz network de dahil, yani Wi-Fi olur, işte 4G olur, 3G olur, 5G olur, işte konuştuğumuz 6G olur. Evet. Yani ne de olsa burada bir bottleneck, bir dar boğaz olduğu için işte CPU'lar coşuyor, yok işte Optane SSD'ler, diskler, RAM'ler, PMM'lerden bahsediyoruz, işte RAM'leri arttırıyoruz derken biraz şey artımız vardı. Bir compute node'dan storage node'a gelirken her şekilde zaten bir dar boğaza girildiği için storage cephesinde böyle bir arkayı, hani sırtımızı yaslanma rahatlığı vardı. Fakat network katmanı o kadar hızlı gelişiyor ki senin de bahsettiğin gibi. Bu durumda storage tarafı şöyle bir yük altında. Edge'de bir edge computing'le hesaplanan veriler bir şekilde hızlı networklerle kablolu veya kablosuz cloud'a ve merkezi veri depolama alanlarına artık taşınmak zorunda. Doğal olarak Edge'de artık bir compute olduğu için data çok hızlı işlenip gönderilebiliyor. Network'te bir dar boğaz olmadığı için bütün yük aslında şu anda storage'da. Eğer storage bu silsilenin zayıf halkası olarak kalırsa bu sefer insanlar storage'a yüklenecek. O yüzden aslında özellikle son 5 yılda yani cloud'un da yaygınlaşmasıyla, IoT'nin yaygınlaşmasıyla, edge computing her ne kadar Türkiye'de çok yeni olsa da globalde yaygınlaşmasıyla storage'lar şu anda artık son nokta olduğu için, son kale olduğu için ciddi manada böyle üzerinde bir yük var, stres var. O yüzden de Huawei başta pek çok üretici bu alana çok ciddi bir yatırım yapıyor ama Dorado'nun avantajı uzun yıllardır zaten bu noktada kendine yatırım yapan bir ürün ailesi. Sağ ol Hakan Hocam. Çok değerli bilgiler paylaştın öngörü olarak da. Şunu da ifade etmek istiyorum burada. Huawei'in, ben bunları aslında bütün sunumlarında söylüyorum. Yeri gelmişken de burada ifade etmek istiyorum. Huawei'in şöyle bir, ben buna kendi yorumum açısından bir DNA yapısı var.
DNA yapısı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki Huawei diyelim ki işte V3 serisi vardı, V6 serisini çıkardı. İşte Switch ürün ailemiz vardı, yeni serisini çıkardı. Wi-Fi 5'ti, Wi-Fi 6'yı çıkardı. Hep yeni bir ürünü çıkartırken Huawei bir önceki seriden daha kabiliyetli, daha yetenekli hem yazılımsal olarak hem donanımsal olarak üzerine artı değerler koyarak bunu gerçekleştiriyor. Böyle bir DNA yapısı var. Ve bunu da yaparken rekabetçiliği de asla gözden kaçırmıyor. Özellikle biz bunu ürünleri tabii projelendirmesini yaptığımız zaman, konfiglerini yaptığımız zaman özellikle liste fiyatlarından görüyoruz. Kabiliyetlerini teknik dokümanlardan görüyoruz. Burada ciddi şekilde bir artı değer yaratıyor. Biraz önce söylemiş olduğum gibi tamamıyla kendi Ar-Ge mühendisleri tarafından bunu gerçekleştiriyor. Bu da çok büyük bir artı değer kazandırdığını düşünüyorum. Aynı zamanda mesela Dorado'dan da bir örnek vermek gerekirse Dorado V6 işte bir önceki seride olmayan bir özellikle geldi. Buna da yapay zeka işlemcisi, yapay zeka kabiliyetini de katarak getirdi. Bunu yaparken işte işlemci yapısını değiştirdi, kendi çiplerine geçti. Sadece buradaki performansı yaratan Huawei tarafındaki geliştirmiş olan CPU değil. Burada network işlemcisini de geliştirdi. Burada SSD çip teknolojisindeki algoritma yapısını da değiştirdi. Birazdan bunları da yapacağım, sizinle paylaşacağım sunumlarımızın içerisinde. Ama ön plana çıkarttığı, hep özelliklerin açısında ifade ettiği en hızlı, en sağlam ve yapay zeka destekli olmasını da tamamıyla ön plana çıkartan bir yapısı söz konusu. Bunları zaten karşılaştırdığımız zaman da ciddi şekilde görebiliyoruz. Detayları birazdan sizinle paylaşacağım. Şimdi en hızlı en hızlı diyoruz. Bunu neye göre ifade ediyoruz dersek yapılmış olan performans testleri var. Yine SPC 1 tarafından yapılmış olan performans testleri var. Şimdi ekranın sağ üst köşesinde 20 milyon IOPS gibi bir değer göreceksiniz. Biraz önce söylemiş olduğum bizim high-end tarafındaki 18.000 V6 ürünümüzle yapılmış olan bir test sonucudur. Altında da test yapılan konfigürasyon bilgisi var. 32 controller burada kullanılmış durumda yapı bakımından. Şimdi ben de bu tip böyle sunumları izlediğim zaman hemen şunu aklıma gelirdi. 20 milyon IOPS var veya işte en yakın rakibi olan Fujitsu tarafında 10 milyon IOPS var. Ben bu kadar CPU gücüne, bu kadar girdi çıktı işlemini zaten kullanmayacağım. Niye bu kadar bir bilgiyi bizimle paylaşıyorlar? Aslında buradaki ifade de daha sonradan hani düşündükçe şöyle bir şey olduğu karar verdim. Üretici burada ben kendi inovasyonumla, kendi teknolojimle, kendi mühendislik birimimle ben bunları yapabilirim demek için aslında. Kimsenin yani şu anda dünyada kaç tane işletmenin 20 milyon IOPS'a veya 10 milyon IOPS'a ihtiyacı olur? Baktığınız zaman hani belki sayısı minimumdur. Yani 1, 2, 5, 10. Ancak burada ön plana çıkan nokta tamamıyla üreticinin ben bunu geliştirebilirim, ben bunu yapabilirim ve ortaya koyabilirim noktasında kendini aslında teknolojisini gösterebilmekle ilgili. Biraz önce V3'ten bahsetmiştim. İlk onunla rekor kırılmıştı, performans rekoru. Bu tabloda da onu görebilirsiniz. 18.000 V3 aslında kendisinin de rakibi ve 7 milyon IOPS üretmiş durumdaydı. Yani ikinci sırada aslında bir marka rakibimiz varken üçüncü sırada kendisinin rakibi olmuş durumda şu andaki yeni seriyle. Benzer şekilde de en yakın rakibine, en iyi rakibine karşılık da database performansında da iki kat daha fazla bir IOPS yaratma durumda söz konusu. Yine burada test durumunda, burada da mesela dual controller, çift controller'da 70'e 30 okuma oranıyla ve %80 disk alanının kullanılması, yapının kullanılmasıyla yapılmış olan ve 1 milisaniye gecikmeyle olan testler sonucundaki raporu görebilirsiniz. Vallahi Denizhan, Dorado çıkana kadar aslında bu kadar başarılı değildi Huawei'in sonuçları. Zaten hani üreticiye karşı da bazı önyargılar vardı ama Dorado ile bunların hepsini yıktı adamlar. Yani kesinlikle. Hem performans olarak hem ürün gamındaki ürünler olarak zaten bir de NVMe'ye dönüp şu an gerçek manada fiyat performansına baktığımızda çok fazla rakibi de yok bu ürünlerin. Kesinlikle. Size şöyle bir şey de söyleyebilirim. Bunu sunumun sonunda söyleyecektim ama şimdi ifade etmemde herhangi bir sakınca yok yeri gelmişken. Bize
tabii benzer konfliktler, bize konfliktler geliyor. Bu konuyla ilgili işte şöyle çalışma yapar mısınız diye. Ve gelen çalışmalarda işte SSD disk, SAS, NLSAS veya iki katmanlı çalışmalar geliyor. Ben bunu yaptıktan sonra bayilerimize paylaşmadan önce arka planda mevcut kapasiteyi bir de Dorado'yla çıkartıyorum ve bunu aynı konfigürasyonun içerisine koyuyorum. Ve şu anda görüyorum ki birçok konfigürasyon Dorado tarafında daha ucuz çıkıyor. Bunun pazarlama stratejisi olduğunu da düşünebilirsiniz. Tabii ki bunun da etkisi vardır, kampanyaların etkisi vardır. Ama bunun yanında, pazarlamanın yanında performans ve artı değerler kabiliyetleri ortaya çıkıyor. Şimdi bu gözden kaçırılamayacak bir durum. Port yoğunluğu gözden kaçırılamayacak bir durum. Bunları hani pazarlama olarak kullanma şansınız zaten yok. Diğer taraf pazarlama olabilir ama hani bu tarafta gerçekten fark yarattığını ortaya koyuyor ve birçok projeyi biz şu anda storage upgrade'i bile yapacak olsak, ki bugün mesela sabahtan gündeme geldi. Bir müşterimiz geçen sene 5500 bir ürün bizden satın almıştı. Oradan disk upgrade'i konuşurken bugün cümlenin içerisinde dediler ki, ya biz burada farklı da bir aslında depolama ünitesi de alabiliriz diye bir cümle geçti ve şu anda bunun çalışması yapılıyor ve muhtemelen çok daha yüksek bir performansla mevcut olan kapasiteyi artırmak yerine yanına bir tane Dorado 3000 ile ilgili bir proje gerçekleştireceğiz. Burada da böyle avantajlar ortaya çıkabiliyor. Mantıklı. Kesinlikle. Yani bunları da özellikle son kullanıcılar açısından ve bayilerimiz açısından artı değer kazandırabilmek açısından kullanmaya da gayret gösteriyoruz. Çünkü bunun bir avantaj olacağını düşünüyorum. Özellikle son kullanıcı tarafında. Bu bunu öneren bayi açısından da bir güvenilirlik yarattıracağına kendi adıma da inanıyorum, açıkça söylemek gerekirse. Farklı bir senaryoda da ürün karşılaştırması yaptığımız zaman farklı senaryolarda tavizsiz olduğunu bu ekrandan da görebilirsiniz. Katma değerli servisleri depolama ünitemizin üzerinde etkinleştirdikten sonra bile rakip depolama ünitelerine göre performans karşılaştırmasında ne kadar büyük avantaj olduğunu da ekranda görebilirsiniz. Dikkat ederseniz gerçi bunu diğer üreticilerde de yapıyorlar ama özellikle bütün test kondisyonlarını, ne tip bir cihazla yaptıklarını, nasıl bir kapasite yaptıklarını özellikle burada açık açık da belirtiyor. Bu da bence en güzel özelliklerinden bir tanesi yarattığı farklar açısından. Benzer bir fark yarattığımız senaryolarda da Ocean Store'un gerçek dünya senaryolarında nasıl hareket ettiğini gösteriyor. İşte ilkinde mesela baktığınız zaman All Flash depolama ünitesinin rakiplerinden 5 kat daha fazla performans ürettiğini gösteriyor. Bu da yapılan test sonucunu ciddi şekilde ortaya koymuş durumda. Klasik bir OLATP veri tabanı işlemlerinde bu testi gerçekleştirmişler. Ortadaki şeye baktığımız zaman, şekle baktığımız zaman rapor istatistiklerindeki avantajında ne kadar daha kısa sürede bu raporları tamamlayabildiğini, rakiplerine göre %33'lük nasıl bir fark yarattığını burada görebiliyoruz. Son şekilde ise belki çok fazla yaygınlaşmadı veya ben kendi adıma çok fazla bilmiyorum ama masaüstü sanallaştırma uygulamalarında, VDI uygulamalarında birçok ofis uygulaması etkinleştirildikten sonra bile rakip ürünlere karşı ne kadar sorunsuz bir daha iyi bir kullanıcı deneyiminin yaratıldığına dair VDI senaryolarında örneklendiğinin görüntüsünde ekranda görebilirsiniz. Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi bizim için en önemli olan konulara geçmek istiyorum. Dorado'yu Dorado yapan, özellikle V6'yı V6 yapan öncü teknolojilerine bir bakış gerçekleştirelim. Şimdi Ocean Store birçok özellikten oluşuyor. Biraz önce de bahsetmiştim. 5 yerleşik akıllı işlemci teknolojisi var. Sadece bu üzerindeki mevcut olan CPU'dan değil, diğer ürünlerden de geliyor. Bunların detaylarına bakacağız. Uçtan önce NVMe ne demek? Buna bakacağız. FlashLink teknolojisi, Smart Matrix teknolojisi gibi birçok üzerinde artı değer kazandıran, Dorado V6'yı ön plana çıkaran bir takım özelliklerimiz var. Şimdi bunlara bir bakalım. Bu birkaç tane slide'dan oluşuyor. Bunu özellikle bir iki tane slide'da anlatmak istedim. Huawei'nin en önemli özelliklerden biri olduğunu düşünüyorum. 5 adet yerleşik akıllı işlemci teknolojimiz var. Biz bu performansları sağlarken
Hiçbir şey tek başına olmuyor. Hiçbir şey işlemci tarafından olmuyor. Bunun yanında iletişim performansını da artırabilecek olan network yongası. İşte Huawei mühendisler tarafından tasarlanmış olan HEI 1822 veya 1822 işlemci koduyla tasarlanmış olan burada kendi çipini kullanıyor. Kunpeng'den zaten bahsettik. En yakın rakibine göre daha ciddi performanslar sağlayan, hatta iki kat performanslara çıkan durumları söz konusu. Core yapısını biraz önce gösterdik. SSD denetleyici yongası. En önemli konulardan bir tanesi. SSD disklerin üzerindeki denetleyici yongasını tasarlayan bir mühendislik firması olarak da çalışıyor. Buradaki chipsetimiz HEI-1812E. BMC dediğimiz bizim yönetim yongamız. Tamamıyla burada artı değerler yine kazandıran kendi tasarımımız olan yönetim yongamız ve biraz önce söylemiş olduğumuz gibi yapay zeka işlemcisi yine Huawei tarafından tasarlanan Ascend 310. Daha yüksek performanslar sağlamak için tasarlanmış olan bir işlemci. Biraz önce de söylediğimiz gibi Kunpeng gerçekten bizim sektörde ön plana çıkardığımız ve bundan sonraki ürünlerde de tamamıyla kullanacağımız RISC tabanlı bir ARM işlemcimiz ve daha düşük enerji tüketimi sayesinde de ciddi bir performans da sağlayabilme tarafında aktif olarak rol alıyor. Yapay zeka işlemcimiz özellikle IO tarafında mevcut olan IO bilgileri analiz ederek, aktif olarak bilgileri analiz ederek okuma ön bellek isabet oranında da %50'ye nazaran bir performans artısı gerçekleştiriyor. Biraz önce Hakan Hocam'ın söylediği gibi network'e biz çok yüklenmiştik diye ama network teknolojisi çok ciddi şekilde gelişti. Bunu da Huawei IP ürünlerinde de gördüğümüz gibi Huawei tarafında, storage tarafındaki ürünlerin üzerinde de biz bunları görebiliyoruz. Burada birazdan da detaylarını size bahsedeceğim. 100 gigabitlik Ethernet portları RAKI denen Ethernet protokolleri kullanılıyor. Ve şu andaki gigabit, 10 gigabit Fibre Channel ve Fibre Channel over Ethernet protokollerini de bu kartların üzerine entegre etmiş durumda. Biz bunlara da Smart IO modüller diyoruz. İhtiyacımız olan modülü takmak kaydıyla kart değiştirmeden oradaki ilgili olan servisi kullanabilme imkanını sağlayan da bir network yongası, akıllı bir network yongası da geliştirilmiş durumda. Biraz önce bahsettiğim gibi SSD denetleme yongası. Bu SSD içerisinde kullanılan çip Huawei tarafından yine geliştirilmiş olan FTL algoritması sayesinde veri yazma işlemlerini hızlandırıyor ve bu da %50 oranında da gecikmeyi azaltıyor. Zaten storage'larda en büyük flash storage'lar özellikle en büyük özellikler de daha düşük gecikme süresi ki Huawei burada 0.1 milisaniye gecikme süresiyle rakiplerinin de ön plana çıktığını söyleyebilirim. Ve biraz önce söylemiş olduğum gibi yönetim yongası tamamen Huawei mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve doğru hata tespitlerini çok daha yüksek bir oranda yapılabilmesini ve dolayısıyla buradaki çıkacak olan problemlerin süresini işte 2 saatten 10 dakikaya indirebilecek şekilde bir yapısına da sahip oluyor. Uçtan uca NVMe teknolojisi yine bizim ön planda olduğumuzu iddia ettiğimiz ve performansını da ayrılmaz bir parçası olarak bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Ben burada uçtan uca NVMe derken neyi kastetmek istediğimizi anlatmak istedim. Depolamanın ilk bağlantı noktası yani front-end dediğimiz bizim sunucularımızın bağlantı noktasından başlıyor aslında NVMe teknolojisi. Burada da sektör lideri 30 GB FC veya 100 gigabitlik NVMe protokol desteğini sağlayan Ethernet'lerin kullanılmasıyla başlıyor. Depolama içinde bu çok önemli bir bilgi PCI Express 4.0 protokol desteğimiz var. Bakın en altta da versiyon 3.0 ile PCI Express 3.0 ile 4.0'ın karşılaştırmasını gösterdim ki bu da normal performansın çarpı 2 katına çıkartılmış olması demek. Lane'ler vardır zaten. 4, genelde çok fazla 1 kullanmıyoruz ama 4.16 bizim en çok kullandığımız lane'lerden bir tanesi. Ve burada bir performans saniye başına 31 GB gibi bir kapasiteye çıkmış durumda. Performansa çıkmış durumda. Ve uç noktada, depolama çıkış noktamızın uç noktasında da biraz önce bahsetmiş olduğum gibi 100 gigabit RAKI protokolünü destekleyen bir uçtan uca veri hızlandırma teknolojisi kullanıyor. İşte uçtan uca NVMe teknolojisi devimizin en büyük kasıtlarından bir tanesi bu. Artı
Burada farklı olarak da şöyle bir durumumuz söz konusu. Performansın üst düzeye çıkabilmesi için yapı içerisinde arada herhangi bir şekilde biz SAS protokolünde olduğu gibi arada katman kullanmıyoruz. Direkt olarak diskler CPU ile konuşuyor. Dolayısıyla toplam olarak buradaki performansa baktığınız zaman da 106 mikrosaniye gibi bir all flash NVMe şeylerde depolama ünitelerinde performansı bu kadar da düşürmüş durumda. Dolayısıyla normal bildiğimiz SAS all flash array'lerde araya katmanlar, işte SCSI protokolü, SAS protokolü gibi protokoller girip daha sonra disklerle erişime geçtiğinden dolayı arada mikrosaniye bazına baktığımız zaman yaklaşık olarak 5 kat kadar da bir fark durumu da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla NVMe'nin direkt olarak PCI Express aracılığıyla CPU ile iletişime geçmesi burada performans anlamında bize ön plana çıkartıyor ama dediğim gibi bunların hepsi birer bütünleşik. Yani uç noktadan içerisindeki kullanılan teknolojiden ve dış bağlantı noktasına kadar NVMe teknolojisini destekliyoruz. Araya bir girebilir miyim abi? Tabii ki. Bu kısım bir önceki slide çok önemli. Çünkü aslında bunu bu işi deep dive bilen danışman olsun, müşteri. Çünkü bazı müşteriler de gerçekten çok iyi, çok bilgililer. Çünkü mesela şöyle bir alımda 100 tane sunucu alıyorlar. Atıyorum işte 10 tane, 20 tane storage alıyorlar. Hani ben de bankada çalışırken çok bir VDI için storage alacaktık. Mesela 3 ay test yapıldı. Biri alındı, işte data center'da test odasına götürüldü, işte vesaire 2 hafta, 3 hafta uğraşıldı, rakamlar alındı, diğeri falan. Hani böyle bu süreçler uzun sürüyor. Ama genel olarak piyasada şöyle bir kanı var. Bu şu yüzden önemli. Hani NVMe diyoruz. Doğru, süper, en güncel teknolojilerden birisi. Fakat bu uç sonucu NVMe'yi yakalayamadığımızdaki, ki bu slide'da çok güzel anlatıyor. Özellikle bu CPU'nun altındaki SCSI, SAS kısmındaki bu dar boğazlar, geçitler vesaire. Bence ben çok hoşuma gitti açıkçası. Yani bir yerde düz bir kanal var ve bunun sonucunu da özetlemişsiniz test olarak. Yani 5 katı daha düşük bir latency aslında gerçekten uçtan uça, ya da biz hani kullanırız ya duvardan duvara halıka tabiri. Uçtan uça NVMe olmasının gerçekten performansa yansıdığı bir nokta. Aslında yani Tayfun'da yorumu otoban abi bunun Türkçe karşılığı diyor. Tayfun'da bir yandan sağ olsun, Tayfun'da biliyorsun VMware tarafında gerçekten çok kıymetli bizim yazarlarımızdan. Bu tür webcastleri kaçırmıyor. O da storage teknolojileriyle çok ilgileniyor. Çünkü mesela şey yazmış, acaba VMware ile nasıl çalışıyor diye. Tayfun'cum şu pandemi döneme bir geçsin. Deniz Han, Bilge Han, Tayfun, Hakan, bir dördümüz Arena Galaxy'de bence bir Dorado üzerinde bir stres testi yaparız. Sen VMware, evet, bence harika olur Hakan hocam. Çünkü Dorado V6 tarafında demo cihazımıza sipariş ettik. Şu anda gelmek üzere. Abi ne diyorsun? Evet, özellikle şimdi Arena olarak da yapmaya çalıştığımız, gerçekten bu bahsetmiş olduğumuz Huawei çatısı altında veya diğer markalarımızla da ilgili ürün portföylerimizi anlatıyoruz. Ama iş, evet, gerçekten biz bunları bir test edelim dediğimiz noktada neler yapabiliriz de gösterebilmek açısından bayilerimizle beraber katma değer sağlayabilmek için güncel demo stoğu da tutmaya gayret gösteriyoruz. Bu bizler için hem IT hem IP tarafında, ki sen de Wi-Fi 6 tarafında ürünleri de test edebilme imkanına sahip olmuş ve bununla da ilgili bir yazı da bildiğim kadarıyla paylaşmıştık. Değerli bir yazı. Dolayısıyla bunlar bizim için çok önemli. Biz burada farkındalığı ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Çünkü teknoloji gerçekten her gün ve her gün üzerine bir şeyler koyarak gidiyor. Dolayısıyla senin dediğin gibi, evet, Galaxy'de inşallah şu pandemi dönemi geçtikten sonra hep beraber gerekli testleri yapabilmeyi biz de çok arzu ederiz. Tamam, çok teşekkürler. Ben de burayı vurgulamak istedim çünkü yani server'da yaptığım bir yatırım ta end point, ta son noktaya kadar eşleni gitmiyorsa, arada bir darboğaz varsa, ne yazık ki bu performanslara ulaşamıyoruz. O yüzden bu da çok önemli. Yani uçtan uç NVMe teknolojisi kullanan çözümler çok kıymetli. Kesinlikle. Huawei'nin yine artı değerlerinden bir tanesi Flash Link teknolojisi. Burada da aslında temel baktığın zaman 5 tane, biraz önceki anlattığımız 5 akıllı çip tarafından organize ediliyor. Bizim bu arada birazdan gelecek, burada slide'da gözüktüğünden dolayı Smart SSD Enclosure diye bir ifade var. Huawei, biraz önce de söylemiştim ya, hep
yeni bir model çıkartırken bir adım daha öne gitmeyi seviyor. Şu ana kadar hep bildiğimiz controller enclosure'lar biliyorsun kendi CPU'su, RAM'i, cache'inden oluşan akıllı cihazlar ama altında dikey olarak büyütmeye başladığımız kutular aptal kutu olarak aslında görev veriyor. Nedir? Oradaki disk kapasitelerimizi artırmak için disk genişleme yolları, disk enclosure'lar deriz. Ama Huawei V6 ile beraber burada bir adım daha öne gitti ve Smart Enclosure dediğimiz bir enclosure çıkardı. Detayları birazdan vereceğim. Şimdi burada biraz merak yaratayım. Dolayısıyla burada bir es geçelim. Detayları birazdan bu konuyla ilgili vereceğim. Bu Flash Link teknolojisiyle ilgili olarak da yine bahsettiğimiz gibi optimize edilmiş Coombank işlemciler, optimize edilmiş çipler çok çeşitli algoritmalarla beraber çalışarak bilgi işlem altyapısındaki gücü iki katına çıkarabilmek gibi bir yapıya sahip. Aynı zamanda akıllı SSD disk denetleyicileri de biraz önce de size bahsettiğim gibi tamamıyla optimize edilmiş, Dorado V6 için optimize edilmiş Coombank işlemciler sayesinde bu yapılandırma hizmetlerini başlatmak için özellikle servis grup teknolojisiyle beraber bunu gerçekleştiriyor. Bu durum hali hazırda mevcuttaki kullanmış olduğumuz sabit disklere kıyasla da daha %20'ye özür dilerim 20 kat daha fazla bir yapılanma sürecini, yeniden yapılanma sürecini de bize ortaya çıkartıyor diyebilirim. Anlatacağım çok şey var. Ondan dolayı biraz daha hızlı geçmeye başlayacağım. Zamanı da iyi kullanabilmek açısından. Yine burada abi flash... son 10 dakikamız ama onu söyleyeyim. Tamam. Zaten toparlaman lazım. Tamam, toparlayacağız. Tamam. Bu da Flash Link'in teknolojilerinden bir tanesi. Depolama denetleyicileri üzerinde CPU ve SSD'leri veri düzenlerinin gerçek zamanda olarak algılamasını sağlayarak denetleyicideki ve SSD'deki verileri senkronize etme ve bunları konsolide etmeyi sağlıyor. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de SSD üzerine yazılacak olan verileri topluyor, birleştiriyor ve bir kere de yazıyor. Dolayısıyla bu da artı bir değer performans olarak da bir katkı sağlıyor. Smart Matrix teknolojimiz yine enteresan teknolojilerden bir tanesi. Gerçi bu baktığınız zaman yapı olarak örnekleme 8 controller ve üzerindeki kullanımlar için aslında gerçekleştirilmiş durumda. Yapı içerisinde 7 tane controller'ı kaybetsek dahi tek kontrol üzerinden sistem çalışmaya devam edebiliyor. Buradaki yapı içerisinde bir tane controller enclosure'ında tolere kaybedilmesine karşılık da tolereyi yapabilme kabiliyetine teknik olarak da Smart Matrix teknolojisinde sahiplik özelliği gösteriyor. Arıza tespit sistemi yine akıllı cihaz sayesinde en büyük avantajlarından bir tanesi 365 günlük kapasite eğilimlerini tahmin edebilmeyi sağlıyor. 60 günlük performans dar boğazlarını tahmin etmemizi sağlıyor. 14 günlük disk hatalarını tahmin etmemizi sağlıyor ve tespit eden sorunların da %93'ünü anında çözümler sunabilmek için de bir arıza tespit sistemi de söz konusu. Biraz önce bahsettim. Akıllı disk çekmecesi. Bu arada Huawei şöyle bir yapıya da gitmiş durumda. Normalde klasik olarak bildiğimiz disk enclosure'larımız bizim 20, 24 veya 25 diskli 2,5 inç diskleri alır. Huawei Palm SSD denen bir disk teknolojisi çıkardı. Bu Palm SSD sayesinde 2 U'luk enclosure üzerinde 36 tane disk takabilme kabiliyetine sahibiz. Dolayısıyla bu da bize yerden tasarruf sağladığı gibi enclosure yatırımından ve enerji tüketiminden de ciddi şekilde bir avantaj sağlıyor. Ve bu akıllı disk çekmecesinin üzerinde de bir ARM CPU ve üzerinde de bir bellek var. İşte fark burada ortaya çıkıyor. Bu biraz önce söylemiştim. Genelde bizim bildiğimiz disk controller enclosure'ların altına bağladığımız disk enclosure'ları aptal birer kutudur. Direkt olarak kablo bağlantısı yaparsınız. Evet, burada da kablo bağlantısı gerçekleştiriyorsunuz ama denetleyici başına 8 GB'lık bir kapasitemiz söz konusu, cache kapasitemiz söz konusu ve üzerindeki işlemci sayesinde işlem önceliklendirme, yani biz buna QoS diyoruz. Disk üzerindeki oradaki disklerin üzerinde bulunan LUN'larda eğer ki sizin önceliklendirme ihtiyacınız varsa bunu ana denetleyicinin işlemcisine gitmeden smart enclosure'ın üzerinde yapabilme kabiliyetine sahip bir durumu söz konusu. Bu da baktığınız zaman performansa da ciddi katkılar sağlıyor ve uçtan uca
NVMe'nin noktasında ekranda gördüğünüz gibi 100 gigabitlik RDMA optik portları üzerinden de sağlayabilme imkanına sahip oluyoruz. Bu da bizim rakiplerden de fark yarattığımız noktalardan bir tanesi. Abi araya giriyorum, çok özür diliyorum. Tayfun da haklı, birkaç kişi daha yazdı. Aslında ürün çok yeni ve çok merak ediliyor. O yüzden normalde bir saat süreyi biraz uzatabileceğimize karar verdik. Bilgin olsun. Hani toplam Tamam. kaç slide bilmiyorum bunu söylerken, Yani risk alıyorum ama. çok fazla değil. Bundan sonrası zaten toplam zannediyorum ki 7-8 tane slide'ımız daha Tamam, kaldı. okey. Yani bir talep geldi. Hani insanların merakı var, şey yapmayalım diye. Ben de hak verdim. Tamam. Ürünün de versiyon altında yeni olması nedeniyle Tamam. Katılımcılarımıza Teşekkür okey dedim. ederiz. Bilgin olsun abi. Benim için problem yok. Yani biz katılımcıların zamanını aslında değerli vakitlerini ayırdılar, buraya geldiler. Ve İşte başta ben... onlar deyince hoca sen çık aradan tamam dedim, ben de ne yapayım? Harika. Harika. Tamam, Ya sağ ol abi, devam. Rica ederim. Yani başlangıçta da küçük bir problem yaşadık nedense. Doğru, doğru Hani söylüyorsun. Evet, orada da bir ya zaman şöyle kaybettik. Haklısın. sakınan göze çöp batar ya. Gerçekten Evet. ben de o kadar çok şey anlatmak istiyorum ki şunu itiraf edeyim. Sunumun başlamasına yaklaşık olarak 40 dakika kala sunumun içerisinde iki tane daha slide ekledim. Çünkü dedim ya anlatmak istemiyorum o kadar şey ama bir yandan da zaman, çünkü bunlara da çalışıyoruz. Bu zamanda değerlendirmek için neyse vakti daha fazla Tamam, kullanmıyorum. anlaştık. Devam et abi, sağ ol. Bizim Huawei tarafında özellikle Ocean Store ürün ailemizde RAID 2.0 Plus dediğimiz bir disk yapılandırma sistemimiz söz konusu. Bu bildiğimiz bir RAID yapısı değil. Sadece ismi RAID 2.0 Plus. Çok kısaca bahsetmem gerekirse detayına girmeyeceğim. Aslında disk sanallaştırma yapıyor ve klasik şartnamelerde çok karşımıza bunlar bize geliyor. Klasik disk şartnamelerinde, kutu şartnamelerinde, depolama şartnamelerinde bize der ki bir tane hot spare disk bırakılmalı veya iki tane işte hot spare disk bırakılmalı. RAID 2.0 Plus teknolojisinde bütün diskler oyunun içerisinde olduğundan dolayı bir oyuncu olarak altı durumda kalmadığı için sürekli çalıştığından dolayı bizde disk alanı vardır. Yedek disk olarak spare disk yoktur. Spare alan vardır bizde. Bu da RAID 2.0'ın artılarından bir tanesi. Dolayısıyla bu disklerden bir tanesi eğer ki sistemin içerisinde arızalanacak olursa, sanallaştırma dediğim gibi yatayda bir disk sanallaştırma teknolojisini kullandığından dolayı tekrar geriye döndürme, yani o bilgi üzerine RAID yapısından tamamlama, yeni diski taktığınız zaman tamamlama 20 kat daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bu da yaratan farklardan bir tanesi. Bunun yanında Dorado üzerinde, sadece Dorado üzerinde kullandığımız RAID TP dediğimiz Triple RAID teknolojimiz de var. Bu RAID 2.0'la beraber birleştiğinde işte ekranda da gördüğünüz gibi ekstra bize 5 saatlik bir klasik yapılandırma, RAID yapılandırma, 1 terabaytlık reconstruction dediğimiz tekrar o diski disklerin üzerinden yaratabilme kapasitesini, kabiliyetini bize yarım saat gibi bir süreye düşürebiliyor. Rakiplerimiz de bunu desteklediğini belirtiyorlar. Ancak onlar geleneksel mimari çalıştığından dolayı buradaki yeniden yapılanma süresi ciddi şekilde uzayabiliyor. Ancak Huawei burada yine teknolojik olarak da artı bir değer katabilme teknolojisine sahip. Biz bunu yapılandırırken teknik olarak bizim kullandığımız bir kapasite ve aynı zamanda performans tool'umuz var, bir aracımız var. Orada günün, yani sıfır gününde, sıfırıncı günde yapılan konfigürasyona göre müşterimizin, bayinizin günün sonunda hangi, yani ne kadarlık bir disk kullanım alanına sahip olabileceğinde RAID 5 için, RAID 6 için, Triple RAID için de ekranda görebilme şansına da sahip olabiliyoruz. Bunu da satış sonrasında bir sürprize karşılaşmamak açısından da bunu görebilme durumunda da imkanına da sahip olabiliyoruz. Yine bizim fark yaratan teknolojilerimizden bir tanesi Hypermetro aktif çalışma teknolojisini sağlayan iki farklı storage ünitesini tek bir storage ünitesi gibi çalıştırabilen bir mimari. Burada da ciddi olarak artı kazandırdığımız bir durumumuz söz konusu. Dikkat ederseniz aslında bu Hypermetro'nun en büyük avantajlarından bir tanesi teknolojinin içerisinde RAID 2.0 Plus'la beraber Triple RAID'i de beraberinde kullanılmaya karşı ne kadar güvenli bir yapı oluşturduğunu da ön plana çıkartıyor. Bununla ilgili bir teknik dokümantasyon okumuştum. Daha doğrusu teknik dokümantasyonla bir başarı hikayesi okumuştum. Şu anda
O dokümantasyona göre Hypermetro kesintisiz olarak yani aktif 180 kilometre uzakta çalışabilen bir başarı hikayesi olarak hayata geçmiş bir yapısı söz konusu. Biliyorsunuz Hypermetro aktif bir yapı doğrultusunda ikisinde production center olarak da çalışabiliyor. Bu arada şöyle bir avantajımız da söz konusu. Huawei Hypermetro'yu kullanırken biz burada üçüncü bir site'da yani bunlar production site olarak düşünürseniz disaster site'a da hyper replikasyon yöntemiyle de üçüncü bir veri noktasına da data center merkezine de veriyi aynı anda gönderebilme kabiliyetine de sahip bu arada. Bunu anlatmak istedim. Yani bilgi olarak anlatmak istedim. Artık her şeyi yazmaya kalktığım zaman ekranda zaten yer kalmıyor. Bu da gerçek zamanlı olarak yaptığından dolayı ciddi şekilde bu teknolojinin içerisinde artı bir değer olarak bizim karşımıza çıktığını size söyleyebilirim. Hemen soruyorum. Bu ek bir lisans mı yoksa cihazla beraber geliyor mu? Şöyle bu sorunun cevabını aslında şeyin sonunda vereceğim. Slide'in sonunda vereceğim. Tamam, okay. Sustum. Biraz önce yok estağfurullah. Hani biraz önce slide ekledim dedim ya. Hiçbir evet. şeyi kaçırmak istemiyorum. Hiçbir şeyi atlamak istemiyorum. Son anda aklıma gelmiş olan bir şey yani hep böyle konuşuyoruz bunları ama bunu da ekledim. Bu sorunun cevabı tamam. Slide'in sonunda az sonra. Sunumumuz tamam. Az sonra da gelecek. Tamam, okay. İyi ki de eklemişim. Harika bir soru oldu. O sorunun da cevabını burada vereceğiz. Tekilleştirme ve sıkıştırma aslında bu herkes tarafından ağırlıklı olarak yapılan bir katma değerli servis. Ancak Huawei burada yine bir ön plana çıkıyor ve bunu storage'ın içerisinde inline tekilleştirmeye döndürmüş durumda ve Dorado ürünleriyle beraber standart bir özellik olarak geliyor. Ben bunu istemiyorum deme şansınız. Şöyle biz bunu konfigürasyon yaparken çıkartıyoruz. Normalde içerisinde var ama ben bunu kullanmayacağım derseniz alabilirsiniz beraberinde. Kullanmayacağım derseniz kullanmak durumunda değilsiniz. Konfigürasyon yaparken net kapasite hesaplamasını yapma esnasında bize bir imkan sağlıyor. Standart olarak içerisinde gelen bir hizmettir. Tekilleştirme ve sıkıştırma hizmeti kullanmak durumunda değilsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi bunu en büyük avantajı ne? Şimdi biz diske ihtiyacımız, kapasite ihtiyacımız olduğundan dolayı endüstride kullanılan 24, 2U'da 24 veya 25 diskli enclosure'larımız söz konusu. Ama biz bunu özellikle tekilleştirmeyi ve sıkıştırmayı da palm SSD'li bir yapının üzerinde kullandığınızda toplam satın alma maliyetinizi ne kadar fazla ön plana çıkarabildiğinizi de aslında gösteriyor. Rakiplere göre de Huawei'in buradaki söylemiş olduğu tekilleştirme ve sıkıştırma oranı 5'e 1 oranında. Tabii ki bu yapılan tekilleştirme yapılacak olan verinin tipine göre değişiklik göstermek kaydıyla bunu belirtmekte fayda var. Ve Huawei şöyle bir servisi de söz konusu. Size konfigürasyonu yaparken özellikle bizim kullanmış olduğumuz biraz önceki bahsetmiş olduğum kapasite performans aracının içerisinde oradaki verdiğimiz orana göre çıkan değeri Huawei'in size net olarak ben sana bu kapasiteyi sağlarım gibisinden garanti edebilme kabiliyetine de sahip bir durumu da söz konusu. Bu servis de bu hizmeti de bununla beraber gerçekleştirebiliyor ve bu daha iyi performansla rakiplere göre daha iyi performansla yaptığını kesinlikle iddia ediyor ve burada da yapay zeka tarafını işte biraz önceki bahsetmiş olduğum biz teknolojileriyle beraber entegre ederek çalıştırabilme imkanına sahip olarak ön planına çıktığında söyleyebiliyor. Yine Dorado V6 ile beraber gelmiş olan Flash Ever dediğimiz bir servis, bir hizmet. Bunu ayrıyeten arzu ederseniz satın alabilme kabiliyetine sahipsiniz. Nedir derseniz bugün için biz Dorado V6'yı konuşuyoruz. Ama siz bu teknolojiye gerçekten yatırım yaptığınız zaman mevcut yapınızı uzun süreler kullanmak istersiniz. Ama yeniliklerden de kopmak istemeyebilirsiniz. İşte bu serinin de mutlaka versiyon 7'si, mutlaka versiyon 8'i zaten gelecek. Eğer ki ben derseniz ki bu teknolojiyi devam ettirmek istiyorum, her şeyinden son derece memnunum, size Dorado V6 ile beraber verilen, daha doğrusu sağlanan Flash Ever
servisiyle mevcut olan donanımınızın üzerindeki diskleriniz aynı olmak kaydıyla, aynı kalmak kaydıyla üzerindeki controller teknolojisini sıfır kesintiyle değiştirebilmenizi sağlayan bir servis. Yani yarın bir gün siz bugün V6 aldığınız 5 yıllık garanti kapsamı içerisinde 5. yılın sonunda ne ihtiyacınız olur? Evet, ben donanımını ihtiyacınız varsa donanımını yenilersiniz. İhtiyacınız yoksa mevcut olan yapınızın servis pekini alarak garanti uzatmasına la sisteminizi kullanmaya devam edersiniz. Huawei burada size şunu sağlayabiliyor. Ben yeni teknoloji hizmetini almak istiyorum dediğiniz takdirde mevcut olan kontrolünüzü değiştirilmesini, denetleyicinizin değiştirilmesi sayesinde yeni bir modele geçmiş oluyorsunuz aslında ve mevcut olan disk yapılığınızla aynı veri hizmetinizde ve sıfır kesinti hizmetiyle bunu yükseltmenizi size garanti ediyor. Bu gerçekten güzel ve tercih edilebilecek olan özelliklerden bir tanesinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü üzerindeki controller değiştiğinde dikkat ederseniz siz en başta kullandığınız controller tipine göre core sayısından bahsetmiştim. Oradaki core sayınızın da yükselme durumuna karşılık cihazınızın da performansı ciddi şekilde artacak durumu söz konusudur. Bu arada çok soru geliyor bana, yani bazı durumlarda karşılaşıyorum. Belki Hakan Hocam siz de karşılaşıyor olabilirsiniz. SSD yapılarında disk kapasitesinin performansa hiçbir etkisi yok. Yani 3.84'lük disk de kullansanız aynı IOPS üretiyor. 7.86 kullansanız da aynı IOPS üretiyor. Veya 15 küsürlük kullansanız da aynı IOPS'u üretebilme durumuna söz konusu. Orada sadece kapasite durumu değişiklik gösteriyor. Biraz önce bahsetmiştiğimiz gibi NVMe SSD'ler normal SSD'lere göre biraz daha ince ancak boyu uzatılmış. Yani böyle sanki diski elinizin iki avucunuzun ortasına koydunuz ve bastırdığınızda disk uzamış gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bunun için de Huawei uyarıyor. Kullanacağınız kabinetinizin derinliği 1000-1200 milimetrelik şey olmalı. Kabinet olmalı. Aksi takdirde hani şeyi kapatamazsınız. Yani binlik bir kabinet kullanıyorsanız 1200 olması tavsiye ediliyor ki kapatılsın diye. Çünkü NVMe SSD kullanan şase biraz daha uzun diskin yapısından dolayı. Burada disk seçenekleri de şu anda ki 1.92 artık kullanmıyoruz. 3.84, 7.68 en popüler olanları. 15.36'lar var ve daha büyük kapasiteler de yakın zamanda geliyor olacak yapı açısından. Tekrar belirteyim. NVMe SSD tarafında kullandığımız Palm SSD'ler 2 UDA 36 tane disk alabilme kabiliyetine sahip. İşte biraz önceki sorduğunuz sorunun cevabı. Özellikle Dorado 3000V6'da Hyper Metro lisansı, eğer All Software License Package dediğimiz paketi alırsanız standart olarak geliyor ve aslında katma değerli hizmetlerin All Software License'ın içerisinde hepsi var. Dikkat ederseniz Hypersnap, Replikasyon, Klon, Metro, QoS, Smart Race, Hyder CDP, Continuous Data Protection anlamına gelen bir şeyimizdir, lisansımızdır. Ve aynı zamanda da Smart Virtualization. Ha, ben bunları istemiyorum, buna ihtiyacım yok derseniz standart olarak biz Basic Software License'a dönüyoruz. Bu sadece 3000 için geçerli yalnız, özellikle belirteyim. Daha sonraki modellerimiz için 5000, 6000, 8000 ve 18000 modeller için oradaki katma değerli hizmetleri ayrıyetten istiyorsanız şeye eklemek durumundayız. Konfigürasyonun içerisine eklemek durumundayız. Sadece Dorado 3000 V6 katma değerli lisans seçeneklerinde Hypermetro ücretsiz olarak, daha doğrusu pakete dahil olarak geliyor. Böyle söyleyebilirim. Dediğim gibi siz, ben bunlara ihtiyacım yok. Yani bir tane cihaz alacağım. Dolayısıyla Metro ihtiyacım yok. Virtualization'da yani yapmak istemiyorum dediğiniz noktada standart Basic Software License'ı burada alabilirsiniz. Ama yarın ihtiyacınız olursa Hypermetro lisansında ekleyebilme kabiliyetine de sahibiz. Veya diyebilirsiniz ki ben standart istiyorum ama Hypermetro olsun sadece. İşte Hyper CDP Virtualization olmasın. Oradan Hypermetro lisansında ek olarak ekleyebilme kabiliyetine sahibiz. Şu anda ki durum itibariyle Dorado 3000V6 tarafında Haziran sonuna kadar devam edecek olan bir kampanyamız söz konusu. Buradaki kampanya kapasiteden bağımsız
bir şey indirim kampanyası diyebilirim. Sizin ihtiyacınız olan kapasiteye göre DDoS'lu veya DDoS'sız kapasiteye, net kapasiteye göre çıkarabileceğimiz konfigürasyonlarda ihtiyacınıza yönelik olarak bu kampanyayı değerlendirebilme şansımız var. Ama biz Huawei'deki görüşmelerimizde, toplantılarımızda özellikle bu yaşadığımız pandemi sürecinden dolayı işlerimizin hiç kimsenin hesaplamadığı şekilde bir yavaşlamaya geçtiğinden dolayı bunun uzatılmasını yaklaşık olarak bir 10-15 gün önce talep ettik. Oradan da bir onay bekleniyor ki olmasında da hepimizin faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi Dorado 3000 V6'yı şu anda bizim klasik hibrit storage'larımızda da daha yüksek performans, daha fazla port yoğunluğu ve kapasite anlamında da daha efektif ve daha rekabetçi bir fiyat çıkabilme şansından dolayı da teknolojik olarak da ön plana çıkarttığımda açıkça söyleyebilirim. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Eğer ki bu anlamda sormak istediğiniz sorularınız varsa bunları alabiliriz Hakan Hocam senin yardımınla. Daha detaylı bilgiye ihtiyacımız olan katılımcılarımız olursa kendileriyle iletişim bilgilerini paylaştıkları dahilinde projelerini değerlendirmek anlamında da gerekli çalışmaları yapabiliriz, kendilerine ulaşabiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Başta yaşadığımız ses probleminden dolayı bu kadar test etmiş olmamıza rağmen elde olmayan sebeplerden dolayı tekrar özür dileyim. Ayırdığınız vakit için de çok teşekkür ediyorum sizlere deyip sözü size bırakıyorum. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Çok seri bir anlatım oldu. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Şimdi soru sadece aslında biraz yani sen ürünü gerçekten çok güzel anlattın. Tayfun da sağ olsun iyi trolledi. Bilgehan hocamın trolleme slotunu Tayfun aldı. Öyle söyleyeyim. Ama şöyle iyi oldu. Bir VMware uzmanın, danışmanının özellikle Huawei webcast'ine girip bu kadar ilgilenmesi benim de çok hoşuma gitti. Sağ olsun eksik olmasın. Aslında o her üreticiyle bir noktada yakın çalışıyor. Çünkü üst katman çok önemli alt katmanla alakalı olarak. Soru aslında biraz şöyle baktığımda hani Tayfun'un birkaç tane sorusu var. Ürün çok güzel. Daha deep dive konulara girmek ve ikinci webcast'i bekleriz diyor. Tayfun için özelinde ayrıca konuşuruz. Denizhan, Bilgehan, sen, ben ne tür bir detaya gireceğimizi. Genelde diğer markalarla olan insanların şimdi anlatımından gayet açıklayıcı olduğu için şöyle bir Can Bey'in sorusu oluşmuş. Hani okey her şey güzel tamam. Support kısmı herkesin aklındaki. Yani bahsettiğin çipler, teknolojiler, işte değerler okey ama hani diğer üreticilerin malum piyasaya yaygın olan üreticilerin yıllardan beri Türkiye'de iyi kötü bir şeyi var. Servis ve destek ve bayağı var. Genellikle soru bu alanda geliyor. Bu konuda bir yorumun olabilir mi? Servis tarafında şunu söyleyebilirim. Özellikle İstanbul ve Ankara tarafında servis yapılandırılması çok daha açıkçası gelişmiş durumda. Onu ifade edebilirim ama burada aslında Huawei'nin ön planı çıkartmak istediği yapısal bakımdan bütün ürünleri, ürün gamları için bunu söyleyeyim, IT ve IP ürün gamları için söyleyeyim. Aslında uzmanlaşan bir çözüm ortaklığını daha çok ön plana çıkartmak istiyor. Dolayısıyla bu ürüne gerçekten inanan, bu ürünü gerçekten yaptıkları testler neticesinde evet ben bu ürünü satabilirim diyen iş ortaklarımız eğer var ise burada aslında kendilerinin uzmanlaşma konusunda Huawei ön plana çıkartıyor. Bunu yaptığı takdirde servis konusunda çok daha etkin bir şekilde çözümler sağlayabilme şanslarına sahipler. Çünkü Huawei'in burada ön plana çıkartmaya çalıştığı her ne kadar kendi personellerindense ki bu hizmetleri de zaten söz konusu olduğu gibi iş ortağına aslında daha fazla burada hem kazanç sağlayabilme hem de iş ortağının kabiliyetini artırabilme yönünde bir yaklaşımı söz konusu. Ama bizim garanti çözümleri açısından da baktığınız zaman 4 saatte parçaya ulaştırabilme servisine kadar da durumlarımız söz konusu. Aslında soru bununla alakalıydı abi. Evet, bayiden... Aynen. Onu da yani genişten almak istedim. Türkiye'nin 7 bölgesinde yedek parça depoları söz konusu. Ve biz buradan bir ürün tabii ki sattığımız zaman satılan garanti düzeyine göre, garanti yılına göre Huawei ilgili olan yedek parçaları servis düzeyine göre gerekli depolarında zaten tutuyor ve barındırıyor. Açıkça söylemek gerekirse.
Dolayısıyla ihtiyacınız olduğu noktada servis düzeyinize göre açtırdığınız serviste de direkt parçanın size ulaştırılması. Çünkü burada iki farklı katman var garantiyle ilgili. Parçanın size ulaştırılması veya bayiniz tarafından size ulaştırılması durumu söz konusu olabiliyor. Bununla da ilgili yani garantiyle de ilgili hani söyleyebileceklerim bu kadar. Daha detaylı bilgi ihtiyaç olursa şey yaparız. Toplantı sonrasında da dediğim gibi iletişim bilgilerini alıp da şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık arkadaşlar. Başka bir sorumuz. Bir tane daha Q&A'ye bir bakıyorum. Akıllı tekilleştirmeyi kullandığımız zaman performansta herhangi bir kayıp oluyor mu? Hayır. Hayır. Tamam. Kesinlikle performanstan herhangi bir şey yok. Kaybı yok. Bunu özellikle söylüyor. Evet. Teşekkür ederim bunu belirttiklerinden dolayı. Özellikle performans kaybı yaratmıyor. Peki. Tamam. Çok teşekkürler. Arkadaşlar bir Çözüm Park Webcast'inin daha sonuna geldik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Kapanış için Deniz Han, sözü sana bırakıyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bu platformda bize imkan sağladığından dolayı değerli Çözüm Park ailesinin içerisinde bunları ifade edebildik. Sürçülisan ettiysek affola. İnşallah bundan sonra daha farklı oturumlarda da sizlerle beraber de olabilme imkanına sahip olabiliriz. Ben de kendi adıma ve şirketim adına çok teşekkür ediyorum. Peki, teşekkürler. Sağlıklı günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.